kadar geçmezse çok mutlu bir insan olabilirim. Videoyu bir 20 dakika içerisinde çekip bitireyim. Sonra da edit yapalım. Size çok güzel bir şeyle geldim. Keşke araba geçmesem. Size çok güzel bir şeyle geldim ama bu sizin için güzel mi değil mi bilmiyorum ama bana ne kadar iyiliği yansırsa size de yansır diye düşünüyorum. Sizi böyle dertleşmek için balkona çağırmış gibi oldum. Şu an koltukların arasında duruyorsunuz. Fark ettiyseniz yaklaşık bir aya yakın süredir YouTube'da yokum. Diyorum YouTube'a video çekmem lazım ama ne çekeceğim? Hani tatilde, bayramda evdeydim. Her zaman evdeyim. Dışarıya çıktığımda da bir işim oluyor genelde. Böyle hemen onu hallediyorum. Bir şekilde yine eve geliyorum. Veya dışarıda zaman geçireceksem de çekecek bir durum olmuyor. Hani ili göstersem diyorum ama nasıl gideceğim hani her yere? Gidip bir günde her yerin otobüsüne gidemem. Onun için uzun bir gün ayırmam lazım. Sıkıntı var burada. Hani bir süredir YouTube'da olmamamın bir nedeni olmalı. Daha sonra işte sizlere daha bunları anlatmadım ama bunları gerçekten paylaşmak istiyorum. Bazılarınızın belki reklamlarına gelmiştir. Masterclass diye bir ders sistemi var. Daha böyle her şeyin en iyisi olan insanlardan ders alıyoruz. Hani yurt dışında olan en iyiler. Hani mesela her konuda var. Keman var, ondan sonra video üzerine var, film yapımcıları var, şefler var. Hani o kadar büyük bir alan ki bu hani. O alandaki en iyilerden ders almak beni açıkçası cezbetti. Dedim bir buna bir bakayım. Baktım 17 dolarmış aylık. Ama tabii dedim hani 17 dolar derste en iyi olan insanlardan ders almak için çok da pahalı bir şey değil. Bunları araştırırken yanda hani böyle şey ya aynı konu olduğu için ya umarım sesim duyulmuyor alt yazı ekleyince aynı konu olduğu için Skillshare programı da aynı zamanda göründü. Ben de dedim Skillshare neymiş? Bir de ona bakayım. Ona baktım. Bu arada bu 17 doları okeydim yani. Tam böyle ödeyeceğim. Bir baktım. Aylık ödeme kabul etmiyorlar. Ya yıllık geliyorsun ya da yıllık geliyorsun. Yıllık da 230 mu ne oluyordu? 230 dolar bir anda vermemi bekliyorlar. Aynı zamanda mesela diyelim ki ben çok boş biriyim. Oturdum derslerin hepsini izliyorum. Dersler bittiği anda ben hani programımı iptal edemiyorum. Hani mesela 5 ayda hepsini bitirdim tüm dersleri. Hani 5 ay sonra tamam ben bu dersi bitirdim deyip paramın devamını geri alamıyorum. Dedim ki yok teşekkür ederim almayayım. Skillshare'e baktım. O da aylık 2 dolardı ve bir aylık ücretsiz deneme kısmı vardı. Dedim çok mantıklı. Hani ben ne olduğunu önce bir öğrenirim. Çünkü bu şeyde masterclass'ta yoktu. Daha sonra da istersen devamına gidelim. Bir de Skillshare'de çok ders var. O anlamda da güzel bir durum. Neyse bunlara nereden geldim? Şuradan geldim. Dedim YouTube için bir şey yapmam lazım benim. Açtım Skillshare derslerini. Orada en sevdiğim YouTuber'lardan birinin dersi varmış. Hani YouTube nasıl daha iyi bir şey içerik üretirsiniz. O YouTuber'ın da çok güzel bir hayat hikayesi var. Başta hiç parası olmadan böyle bir şeylere başlıyor ve hani geziyor yurt dışını. Hani biliyorsunuz gezerek para kazananlar var ya onlardan ama bir böyle fotoğrafçı tutacak parası olmadığı için kendi fotoğraflarını kendi çekmeye başlıyor. Tripod kuruyor, kamerasını alıyor, onlardan uzaktan kameralarla bir şekilde kendi fotoğraflarını çekiyor ve gerçekten çok güzel fotoğraflar. Ki buna hala devam ediyor ama şu an kendi kitabını bastırdı ve aynı zamanda şu an üniversitesi var bir kadının. Böyle büyüme hikayeleri beni çok mutlu ediyor. O kadını bayağı da takip ediyordum. Onun derslerini önce de bir mutlu oldum. Kadının yaşadığı birçok şeyi ben de yaşadım veya ben öyle hissediyorum diyeyim. Belki size bu yansıdı, belki yansımadı. Bir yerden sonra diş konuları beni sıkmaya başladı. Hani biliyorum siz çok istiyorsunuz ama hani hayatım tamamen diş değil. Hani diş olduğu dönemde de şey oluyor böyle sizlerle zaten paylaşıyorum hani vizeler, ondan sonra aldığım malzemeler bunların hepsini paylaşıyorum ama kendimi sanki burada diş için var olmuş gibi hissettim. Ondan sonra bir şeyler çekemedim dedim. Benim yapabileceğim bir şey yok. İkinci dönemde de bu yüzden gelmiştim. Hani birinci dönemde bir pratik dersi vardı size gösterebilecek. Ama ikinci dönemde pratik dersi de gitti. Pratik dersler bitince dedim bir gerilmiştim. Şimdi yaza geçtik. Beynime o kadar çok kendim hani diş için buradasın. İnsanlar seni diş için izliyor, kodlamış gibi. Ben sonra bir şey çekememeye başladım. Ama ben kendimi daha da şöyle
YouTuber oradaki ders veren kadın dedi ki, bu arada ismi söyleyeyim yani, onu zaten şeye falan da bırakırım, Instagram'a o kadar güzel ki o kendi fotoğraflarını çekiyor, isterseniz bir bakarsınız. Çok enerjisini sevdiğim bir kadın, böyle videolarını izledikten sonra böyle yumuşacık olduğum birisi. Dedi ki kendinizi, daha doğrusu sevdiğiniz 30 şeyi sıralayın. Bunun içine kedileri seviyorumdan annemi seviyorum'a kadar her şeyi yazabilirsiniz. Ondan sonra bu 30 taneden 10 tanesine kadar eleyin. Sonra bu 10 taneden 3 tane birbiriyle bağlantılı olanı seçin ve onlar sizin ana konunuz olsun. Yani bir tanesi ana konunuz olacak, diğer ikisi destek konunuz olacak. Destek konulardan bir tanesi diş. Ama diş asla benim ana konum olsun istemiyorum. Çünkü diş benim için, yani evet, çok istediğim bir bölümdü. Kazanınca ağladığım bir bölümdü. Çok, yani çok güzel her şey. Ama mesela dişi ben para kazanmak için, hani böyle ana mesleğim için seçtim. Daha böyle farklı özellikleri de her zaman yanında böyle eklemek istiyorum. O yüzden burayı birazcık daha renklendirmeyi düşündüm. Umarım devamlı beğenirsiniz. Sizlerle de paylaşmak istedim. Mesela ben bu dönem, hani böyle herkes sorar ya, hobilerin ne? Kitap okumak. Kitap okumayı seviyorum. Kitap okumayı sevdiğimi diyen herkes en sevdiğim kitap ne gibi bir soru sorar. Hepimiz büyük bir ihtimalle aynı cevap veriyoruzdur bunlara. Her kitabın kendine göre güzellikleri olduğu, her birinin farklı türde olduğunu ve benim bir tane kitabı hepsinin üzerine seçemeyeceğim. Ben en azından öyle veriyorum. Eğer sizler öyle vermiyorsanız yorumlara beklerim. En sevdiğiniz kitapları gerçekten merak ediyorum. En sevdiğim diyebileceğiniz. Onları da okuyalım. Ondan sonra hep böyle cevap veriyordum. Geçen dönem, bu arada bu yılın 11. kitabına başladım. Biliyorsunuz böyle ders çalışma döneminde hiç kitap okumamıştım. Şimdi böyle direkt her gün kitap okunuyor. 11. kitabımın şu an kaçıncı sayfasındayım? 311. sayfasındayım. Ama ilk defa, daha doğrusu 100. sayfasından beri diyorum. Birisi bana tüm hayatında hiçbir kitapta okuduğun tüm kitapları sileceğiz, atacağız. Bir daha hiçbirini okuyamayacaksın. Ama bir tane kitap okuyabileceksin. Bu kitap ne oldu dese, belki bir kitabım var dedi. Hani hayatımda en sevdiğim kitap nedir deyince verebileceğim bir cevabım oldu. Kitap buldum. Hani kitabın farklılığı, kitabın güzelliği beni kendine bağladı. Yani tüm o okuduğum işte romanlar olsun, klasikler olsun, hepsini bir şekilde kalbimde bir kenara itti. Kitap beni büyüledi. İsterseniz kitap hakkında daha uzun bir video da çekebilirim. Çünkü sizler de okuyun, çok isterim. İstemezseniz de isterim. Çünkü gerçekten bu kitabı çok sevdim. Sizlere bu kitabı anlatmak istiyorum. Aldığım o programı anlatmak istiyorum. Yani çok fazla film izlemeyi sevmediğimi biliyorsunuzdur artık. Çok fazla film izlemeyi sevmesem de izlediğim güzel filmleri paylaşmak istiyorum. Okuduğum diğer güzel kitapları paylaşmak istiyorum. Birazcık daha böyle sosyal kısmım, ders çalışma kısmına göre daha yüksektir benim. Ben biraz daha o kısma doğru kayacak gibiyim YouTube'da da. Çünkü daha fazla kendim olduğumu hissediyorum. Aynı zamanda bunları yaparken kendim de bir şeyler öğreneceğim. Hani ben her şeyi bu konuda asla bilmiyorum. Burada çekeceğim birkaç tane aklımda konu var. Bunlar da bazılarında berbatım. Yani berbat, hani eksilerdeyim. Ama sizleri de bu yolculuğa alıp birlikte bir şeyleri geliştirmek, birlikte yapmayı çok istiyorum. Sizlere bir böyle anlatayım dedim içimden geçenleri. Bir süredir kendime insanlar seni diş için izliyorlar cümlesini kurduğum için hiçbir şey çekemiyordum. Ama yani şimdi birazcık daha kendim olmaya geldim YouTube'a. Zaten YouTube'un olayı da kendin olmak. Birazcık şey olmuştum. Bunu anlatsam acaba anlam ifade eder mi onu bilmiyorum ama deneyeceğim. Yani mesela sorsanız, deseniz ki Helen YouTube'da sen ne izliyorsun? İnanın bana izlediğim şeylerin asla videosunu yapmıyorum. Yani izlediğim şeyler daha psikoloji üzerine, daha böyle kişisel gelişim üzerine kanallar izliyorum. Hani böyle şeyleri çok seviyorum. Mesela birisi oturuyor, konuşuyor. Ben bunları dinleyebiliyorum rahatlıkla. Ama iş kendime gelince, mesela vlogları en son ne zaman izledim? Takip ettiğim 3 tane vlog çeken kanal dışında vlog izlemiyorum mesela. Birazcık daha böyle oturup birilerinin konuştukları videoları izliyorum. Ama sizler bunu sevecek misiniz bilmiyordum. O yüzden daha fazla vlog çekmeye, daha fazla diş hakkında bir şeyler çekmeye çalışıyordum. Ama dişle ilgili video izliyor musun? Hiç izlemiyorum. Acaba eğer direkt şunun videosunu izleyin demediyse veya benim ilgimi çeken konular dışında bir diş videosunu izlemiyorum. O yüzden hani birazcık şey oldu. Yaptığım videolarla kendi izlediğim ve sevdiğim videolar birbirine çakıştılar. Ve diyorum hani
kendimin izlemeyeceği videoları niye çekiyorum oldum. Neyse, böyle bir durumu size açıklamak istedim. Bundan sonra birazcık daha dişin ana konu olmadığı, daha doğrusu hiçbir zaman ana konu tam olarak değildi ama kendimi daha rahat hissedeceğim böyle sizlerle de bunu açıklayınca. Umarım beni anlarsınız çünkü bayağıdır bu anlamda iyi hissetmiyorum. Her hafta niye ben YouTube'a girdim diye kendi kendime soruyordum. Büyük bir ihtimalle bu da kendim olamadığım için bu mecrada. Veya beni sadece bir diş hekim adayı olarak gördüğünüzü düşündüğüm için. Umarım bu yeni işleyişi sevmişsinizdir veya seveceğinizi düşünüyorsunuzdur. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Umarım sesim duyulabilmiştir. Yoksa altyazılardan dinlemişsiniz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Kendimi güzel açıkladığımı düşünüyorum. O yüzden bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Daha farklı konularda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.